Eminim ki esasında Türkiye'de 2014 yılında gerçekleşecek siyasi değişikliklerle ilgili bir soru beklemiyorsunuzdur. Ama sizin planlarınız nedir? Partinizin planları nedir ileriye doğru olarak? Çünkü 2015 yılında genel seçimler var, 2014 yılında da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Biraz bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Açıkçası bunlar bildiğiniz gibi serbest, özgür seçimler ve 2 yıl sonra yapılacak. Yani burada fevkalade bir heyecan yaratacak bir durum yok, heyecanlanacak bir durum yok. Vakti geldiği zaman mükemmel bir şekilde seçimler yapılacak. Önce mahalli seçimler olacak, daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, sonrasında da genel seçimler olacak. Dolayısıyla ilk defa da olmuyor bu. Yani herhangi bir risk yok. Eğer aklınızda soruyu sorarken bu varsa, yani siyasi bir risk söz konusu mu diye soruyorsanız, öyle bir şey yok. Peki sizin kendi planlarınızla ilgili, esasında bunları söylemek için doğru yer değil diye düşünüyorum. Hello. Thank you for your time today. I'd like to just say I think your energy policy. Türkiye'nin enerji politikası oldukça kuvvetli bir politika ve bölgedeki ülkelerle de çok yakın bir şekilde ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz. Bu bağlam içerisinde Türkiye'nin petrol ve doğalgaz ilişkileri çerçevesinde Bağdat'la olan ilişkilerini bir çerçeveye oturup bu konuda yorumlar yapabilir misiniz? Bölgeyle Türkiye yakın ilişkiler içerisinde, her bakımdan yakın ilişkiler içerisinde dolayısıyla Irak gazının nasıl dışarı taşınır. Bunun en iyi güzergahlarından birisinde Türkiye olduğu gayet iyi biliniyor. Zaten Kerkük yumurtalık boru hattı ta 1970'li yıllarda yapıldı. Buna paralel veya ayrı petrol, gaz, boru hatları projeleri var. Ümit ederim ki bunlar da uygun bir zaman içerisinde devreye girer. Bunların üzerinde epeyce çalışılmış vaziyette. Tabii bütün bunlar yapılırken Irak Anayasası kesinlikle ignore edilmeyecek. Thank you for being here this morning, Mr. President. I have a question for you on the relationship between Turkey and the European Union. Size sorum Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri üzerine. Türkiye uzun bir süredir Avrupa Birliği'ne üye olmak için adaylık süreci içerisinde. Bu kadar böyle bir uzun ve zorlu bir süreç olması sizin Avrupa Birliği yönündeki perspektifinizde bir değişiklik yaratıyor mu? Bir de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerle Amerika ile olan ilişkilerinizi nasıl dengeliyorsunuz, nasıl bir dengelik görüyorsunuz? Önce şunu bilmesini isterim, Avrupa Birliği bizim stratejik bir eğilimimiz, dolayısıyla konjonktürlere bağlı değil ve ayrıca Avrupa'nın içinde yaşadığı şartları, durumu, bunları da çok yakinen takip ediyoruz. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 5-10 sene içerisinde belki yeni bir yapılanma içerisine gideceği de gayet açık. Dolayısıyla bunları gayet gerçekçi bir şekilde tahlil edip biz kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Ayrıca müzakere süreci devam ediyor biliyorsunuz. Belki çok canlı değil ama teknik seviyede en azından gayet iyi. Ama political seviyede problemler var. Doğrusu onlara da çok takılmıyoruz. Çünkü nihayette önemli olan siz fasılların içinde ne gerekiyorsa onları yapmanız önemli. Fasıllarla ilgili hususlarda bilmiyor, tarama süreci falan tamamlandı. Dolayısıyla hükümetimiz, meclisimiz bu fasıllarla ilgili her gün yeni bir yasa, her gün yeni bir paket çıkartıyor. Politik atmosfer olgunlaştığında bu fasılları açıp kapatmak da beşer dakikalık iş. Bu bağlamda şu iki noktayı da söylemek isterim, genel olarak bilinsin diye. Biz bu süreçten çok faydalandık tabii. Sadece politik olarak değil, demokratik standartlar açısından değil. Free market ekonomi, functioning free market ekonomi olmanın bütün şartlarını da yerine getirerek Türkiye'nin biraz önce konuşmamda bahsettiğim seviyeye gelmesini, bu müzakere sürecinin çok katkısı olmuştur. Bunun çok kıymetini biliyoruz. Ama üye ülkeler de bu süre içinde bir şeyi gördüler. Daha önceki perception, onlar sanki bir fakir, sanki kendilerine çok yük olacak
daima yardım edecekleri bir ülke olarak bakıyorlardı Türkiye'ye. Bu süre içerisinde herkes fark etti ki Türkiye öyle bir ülke değil. Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye dinamik bir ülke. Türkiye'nin o fakir imajı tamamen gitmiş vaziyette ve karşılarına güçlü, her bakımdan çok büyük gelecek vaat eden ve kendileri içerisinde çok büyük bir aset olduğunun farkında oldukları bir ülke. Dolayısıyla bu algılamanın değişikliği de çok önemli. Bunu her seviyede görürsünüz. I'd be interested to hear your views on the reform package that you have been working so hard on. Relating to the Kurds. İki sorun var. Bir tanesi reform paketiyle ilgili, Türkiye'deki reform, insan hakları, Kürtlerin hakları, biliyorum bu her ülkede olsa hassas bir konu olur. Bu ay sonuna doğru da yine bir paket açıklanacak. Dolayısıyla siz bu konuda ümitleriniz, beklentileriniz nelerdir? Bize bu konuda görüşlerinizi aktarır mısınız? Bir ikinci sorum Suriye ile ilgili. Suriye sizin sınırınızın hemen yanında olduğu için oradaki gelişmeler ve orada bir radikal İslamcı unsur artışının söz konusu olmasının ne gibi etkileri olur? Ne şekilde etkiler Türkiye'yi? Bu konuda da görüşlerinizi rica ediyorum. Şimdi şunu bilmesini isterim. Hükümetimiz ve parlamentomuz, iktidar muhalefeti, herkes reform süreci ve reform ruhunun değerini biliyor. Onun için sık sık demokrasimizin standartını upgrade edecek paketler getiriliyor. Şu da bir gerçek ki perfect olmanın sorunu yok yani. Bu ülkelerde, en gelişmiş demokratik kalkınmış ülkelerde de bir sürü problemler var. Herkesin problemi ayrı. Dolayısıyla biz hala noksanlıklarımız olduğunun farkındayız. Bu çok önemli. Ve bunları gidermek için de bu önümüzdeki belki haftalar içerisinde de meclis açılınca hükümet yeni bir demokratikleşme paketi sunacak. O sonda olmayacak açıkçası. Suriye'de ve bölgede olup bitenler tabii çok acı verici, her şeyden önce insani açıdan, politik açıdan stabil olmayan bir bölge haline getiriyor bitenler ve birçok tabii tehditler ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli meseleler. Zaten bugün toplanacak işte Birleşmiş Milletler'in herkesin burada birinci konuşacağı konu bu. En sıcak mevzu bu. Ama bunun ekonomik boyutu açısından bakarsanız bunun Türkiye'ye bir herhangi bir ekonomik sıkıntı getirmediğini söylemek isterim size. Hatta belki üzücü, unfortunate diyeceğim burada bir şey. Bölgedeki bu gelişmeler, bölgedeki bütün zenginlerin varını yoğunu alıp güvenli bir ada olarak Türkiye'ye gelmelerine yol açıyor. Bizim için bir bakıma iyi ama bölge için tabii ki çok sevinilecek bir şey değil. You mentioned briefly the Istanbul Financial Center. Could you give us an idea from your point of view? What, for example, in this room, there are a number of investment funds, major investment funds. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili olarak sormak istiyorum. Burada borda da bir sürü yatırım fonu var. Bizler biliyoruz İstanbul'da bir finans merkezi olması konusunda çalışmalar da var. Biz orada bir fon oluşturmak istersek İstanbul Finans Merkezi'nde ne tür bir program öngörülüyor? Nasıl teşvikler öngörülüyor? Çünkü biliyorsunuz dünyada bir sürü finans merkezi var. Onların hepsi bizim işimizi almak, bizim oralarda çalışmamızı, fon kurmamızı bunu görmek istiyorlar. O yüzden acaba İstanbul Finans Merkezi ne yapacak? Sizce ne yapmalı ki bu fonları oraya çeksin? Ben size önce bir genel söyleyeyim ama eğer daha detay teknik isterseniz burada arkadaşlarım var, çağırırım, onlar birazcık size teknik bilgi verirler burada. Şimdi her şeyden önce hükümetin İstanbul'u bir finans merkezi yapma kararı geliş güzel değil. Siz ben burayı finans merkezi yapacağım deyince bura finans merkezi olmaz. Onun bütün altyapısını, bütün onun ihtiyaçlarını başka finans merkezleriyle yarışabilecek bütün avantajlarını yapmanız gerekir. Bununla ilgili hukuki tedbirler, bununla ilgili yasalar, düzenlemeler, bütün bunların olması lazım. Şimdi bununla ilgili çok kapsamlı ve kararlı bir çalışma var. Önce bunun bilinmesini isterim. Yoksa İstanbul çok güzel bir şehir, herkes buraya zaten gelir anlayışı içinde değiliz.
Bunun bilmesini isterim. Yani bizim arzumuz önümüzdeki 10 yıl içerisinde İstanbul'u 10 büyük finans merkezinden biri yapmak. Bununla ilgili çalışmalar bir taraftan tabii ki bölgenin yerlerin hazırlanmasıyla ilgili yani İstanbul Belediyesi ile ilgili onlar da bunu talimat aldıkları için kendilerini ona göre düzenliyorlar ama önemli olan dediğim gibi bütün bununla ilgili yasaların çıkartılması. Bazılarını biraz önce bahsettiğim yasaların bu çerçeve içerisinde düşünebilirsiniz. Ama arzu ederseniz arkadaşlar size daha teknik bilgi verebilirler. Hi, thanks for this opportunity. And I think I have to ask a question in everybody's mind is that as a ruling party, how should we take the lesson from Türkiye'deki protestolar, gezi protestolarından nasıl bir ders çıkardı AK Parti hükümeti? Nasıl bir şekilde, ne şekilde yorumlamalı veya yorumlanmalı bu? Şimdi tabii bütün televizyonlar çok gösterdiği için eminim ki sizin de kafanızda bir sürü sorular oluşmuştur. İstanbul'da Taksim Meydanı veya Gezi Park dediğimiz olaylarla ilgili. Önce şunu gayet objektif olarak bilmenizi isterim Atıl. Bu olaylar neye benzeyen olaylar? Aslında bir açıdan ben bu olayların başlangıcıyla ilgili açıkçası gurur da duyarım. Çünkü şundan dolayı Türkiye'yi bilenler, tanıyanlar, sizler eğer 10 yıl önce, 15 yıl önce Türkiye hangi gündemlerle dünyanın kamuoyuna gelirdi? Veya Türkiye'nin problemleri neydi? Bugün ise Türkiye'nin problemleri ne? İstanbul'daki olayların başlangıcı aynı Washington'da, Londra'da, New York'ta olduğu gibi çevre bilinci, şehrin yapılmasıyla ilgili buraya bu bina yakışır yakışmaz kaygılarıyla ortaya çıkan bir olay. Şimdi bu tip problemler başta demokratik ülkelerin, gelişmiş ülkelerin problemleri. Türkiye'nin problemleri buna benzer problemler haline geldi. Önce bunun bilinmesini isterim. Türkiye'nin problemleri veyahut da bu demonstrasyonlar cinayetlerle ilgili, çok büyük işsizliklerle ilgili, çok büyük antidemokratik uygulamalar veyahut da diktatörlükle, otoriterizmle ilgili değil. New York'ta da, Washington'da da göreceğiniz benzer sebeplerle başlayan olaylar. Önce bunu bilmenizi isterim, o bakımdan da demek ki Türkiye'yi nereden nereye getirmişiz diye övünürüm. Dolayısıyla bu işin bu safhasıyla ilgili zaten mesajları aldığımızı ilk gün söyledik, hükümet de söyledi ve o doğrultuda zaten planlarını, projelerini revize etti. Ama büyük bir ülkede, 75 milyon, 80 milyona yaklaşan bir ülkede şüphesiz ki çeşitli radikal akımlar var. Bu radikal akımlar bunu bir fırsat bilerek, bunun üzerinden daha sonra birçok illegal doğrusu gösteriler yapmaya başladı. Zaman zaman yine oluyor. Bunlarla ilgili de gerekli tedbirler alınıyor ve bunlarla da gerekli mücadele yapılıyor. Orada şunu hatırlatmak isterim. Yani orada da eğer toleranslı olunmasını söylerseniz şimdi 5. caddeyi şurada şuraya birkaç yüz kişi toplansa, caddenin ortasında da işte lastikler yaksa, bu yolda tıkıyorum ben dese, bunu bazen gündüz yapsa, bazen de gece saat işte 10'da yapsa, New York polisi ne yapar? Ne yaparsa onu yapıyor İstanbul polisi de. Thank you very much, Mr. President, and thank you for your time. You know, we'll be getting on a little bit in the morning. And thank you very much for giving us your time this morning. My question was on economics. There's a perception following the summer's events in the global markets that some emerging market countries, Turkey perhaps being one, maybe Brazil being another, which have ekonomiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ekonomi, küresel piyasalardaki durumla ilgili, son zamanlardaki küresel piyasalardaki durumun çerçevesinde şöylesine bir tartışma var. Dünyada gelişmekte olan ekonomiler, Türkiye ve Brezilya gibi ekonomiler özellikle büyüme ile enflasyon arasında bir denge oluştururken
arz tarafındaki sıkıntılar nedeniyle ve kısıtlılıklar nedeniyle daha çok zorluklarla karşılaşacaklar Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler deniyor. Dolayısıyla acaba Türkiye bu konuda ne yapabilir? Yani arz tarafındaki kısıtları ve sıkıntıları azaltabilmek ve bunları yeniden yapılandırabilmek açısından ne gibi birkaç adım atmayı düşünüyor? Enerji bunlardan bir tanesi, bunlardan zaten bahsedildi ama başkaca odaklanılması gereken, hükümetin odaklanacağı veya odaklanması gereken konu olarak neyi öngörürsünüz? Şimdi bizim açıkçası şu anda üstünde durduğumuz önemli nokta tasarruf oranlarındaki düşük tasarruf oranlarını artırıcı tedbirleri son senelerde bazı tedbirler alındı ama bunların yeterli olmadığını gördük. Şimdi bizim şu anda en çok aslında üstünde durduğumuz noktalardan birisi bu. Bunu doğrusu artırmamız gerekiyor. Buna çalışılacak. Cari açığı niye demediniz derseniz şundan dolayı cari açığı enerjiyi eğer dışarıda tutarsanız aslında cari açıktan bahsedemeyiz. Bunun tabii çok farkında herkes. Bunun için de yani Türk ekonomisinin dinamizmi yani bu açığı doğrusu tehlikeli olmaktan çıkartacak kadar dinamik bir şey var ve bir de demin de söyledim hep üretime dönük genellikle cari açığın ortaya çıkma sebebi. This one from. What do you think the chances are for constitutional change going forward that would give the president of Turkey? Anayasa değişikliklerinin hükümeti Cumhurbaşkanı ne kadar yetki verecek? Anayasa değişikliği kolay aslında. Anayasa değişikliklerini sık yapabiliyoruz. Ama arzumuz tamamen yeni bir anayasa yapmak. Yani zorlanma iş biraz yapamadığımız şey bu oldu. Ama bununla ilgili de gayet güzel bir metot uygulanıyor. Bütün partiler eşit şekilde bir komisyona katıldılar. Yani sayılarına göre değil, her parti eşit şekilde. Aslında yapılmak istenen de işte AB standartlarına uygun bir anayasa ortaya çıkartmak. Yani çok zor olmaması gerekir. Ama biraz zorlanıyoruz. Yoksa anayasa değişiklikleri yapılabiliyor. Epey çalıştı meclis. Meclis başkanı da çok uğraşıyor. Biz de hepimiz de çok doğrusu teşvik ediyoruz. Hepimiz, ben de doğrusu yeni bir anayasanın daha kısa, daha az detaylı bir anayasanın yazılmasını çok teşvik ediyorum. İç politikada daha konservatif bir ideoloji bu uygulamalarla onları size sormak istiyorum. Doğrusu pek öyle değil. Yani nihayette çıkan yasalara, kanunlara bakarsanız bunlar Avrupa Birliği müzakere yapan bir ülkenin bu AB kriterleri dışına çıkması zaten mümkün değil. Ama şu bir gerçek tabii ki iktidar partisi muhafazakar bir parti. Dolayısıyla muhafazakar bir parti olduğu için bazı yasaları muhafazakar olmayanlar tenkit edebilirler. Ama önemli olan şey nedir? Bunlar AB kriterlerinde bir midir? O çerçevenin içinde midir? O çerçevenin dışında mıdır? O açıdan baktığınızda bir problem yok. Thank you very much. Thank you.